Esnaf biz bu faturaları nasıl ödeyeceğiz diyor. 3 ek iş yapan mı istersiniz? Tezgahına kırmızı et koyamayan kasap mı dersiniz? İşte liderlerin önünü çeviren insanlar söyledikleri biz ne yapacağız? Bu sıkışıklığın içinden nasıl çıkacağız diye. Onlar sıkıntılarını iletiyor ama ekonomi sağlıklı. Ekonomide her şey yolunda Nurettin Nebati'ye göre. Peki kimin ekonomisi? Peki burada konuşan kişiler kim? Ya da burada bize mesajlarını ulaştıran kişiler kim ve onların ekonomisi ne olacak? Kredi kartları ile ilgili, kredi borçları ile ilgili bir yapılandırma gelecek mi? Yani uygun faizlerle, yani %14 seviyesinde hani sabit tutuluyor ya bankaya gittiğinizde, kamu bankaları da dahil. Tüketici kredisi kullanmak istediğinizde ne kadarlık bir faiz çıkıyor karşınıza? Ya da bir ev almak istediğinizde ki rüya gibi şu anda ev almak isteseniz karşınıza ne kadarlık bir faiz çıkacak? Vatandaş yaşadığı bu pahalılığa da bir bu yaşanılan darboğaza da çözüm istiyor. Madem ekonomi sağlıklı ise Nurettin Nebati de sokağa çıktı liderler gibi. Yalnız kendisine orada işte az önce izlediğiniz şikayetler gelmedi, ulaşmadı. Kendisi dolaşırken paylaşılan videoda, o videonun altında zaman zaman müzikler paylaşıldı, zaman zaman bazı sesler var. Nasılsınız sorusuna şükür iyi sesleri ama o cümlelerin devamında acaba başka da cümleler kurulmuş muydu? Sayın Bakan, şurada bizim böyle bir sorunumuz var, bunu düzeltir misiniz diye bir devam cümlesi var mıydı? Onu bilmiyoruz. Paylaşıldığı kadarını biz de sizinle paylaşalım. Yabancı ülkenin bir bakanıyla sohbet ediyoruz. Ya dedi sizin enflasyon çok yüksek. Doğru dedim. Ama bakın dedim ben bu enflasyonla sokağa çıkıyorum. Siz %10'luk enflasyonla sokağa çıkamıyorsun. Nasıl gidiyor? Hadi Allah'ın sevgili. Ne haber? Bereket var. Spor mu yapıyorsun? Evet. Ne yapıyorsun? Fitness yapıyorum. Sen? Ben de fitness'a yeni başladım. Baba bilerek geldi ya. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin sokakta rahat rahat dolaşıyorum açıklaması sonrası muhalefetten tepkiyle birlikte çarşı pazarı birlikte gezelim teklifi gelmişti. Bakan Nebati sokağa çıktı, vatandaşla buluştu, esnafla tokalaştı ancak muhalefetin sokakta işittiğiyle Bakan Nebati'nin işittiği aynı olmadı. Sen gezsen gezsen arka sokaklar gezersin. Sen veya bütün bakanların yüreğiniz yetiyorsa sokakları, pazarı birlikte gezelim. Ben yalnız dolaşırım sokağa çıktığım zaman. Gözlerden anlıyorsun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Bakan Nebati İstanbul'daki çalışmalarımızın ardından her zamanki gibi sokağa indik diyerek paylaştığı gezisinden 2 dakikalık kesiti. Vatandaşla fotoğraf çektirdi, esnafla selamlaştı. Bakan esnafla dertleşti mi bilinmiyor çünkü yayınlanan videoda sadece bir esnafa işler nasıl dediği, karşılığında ise şükür cevabı aldığı duyuluyor. Hayırlı gelsin, hayırlı işler. Nasılsınız? İşler nasıl? Çok şükür. Allah ikram etsin. Müşteri mi? Aile mi? Müşteriyim hocam. Allah sana ikram etsin. Ancak muhalefet sokaktayken yükselen sesler çok farklı. Alnımı teriyle ekmeğimi çıkartıyorum ama mazot malum bağlı olduğum ilde kendi ürettiğimi satamıyorum. Yasak. Sebep? Hayır, ben bir üreticiyim. İşim üretmek. Sadece üretmek. Bu yüzden ben suçluyum. Üretmek istemiyorum. Kargo baba, çantam boş. Boş çantam.